Gayrimenkul Vizyonu'na hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Her pazartesi olduğu gibi saatlerimiz 13 itibariyle gayrimenkul sektöründe farklı konuları aldığımız programımızda bugün gayrimenkulde değerlemeyi konuşacağız. Diğer yanda şehir şehir, ilçe ilçe, arsa, ticari ve konut kısmında fiyat analizlerini yapacağız iki değerli isimle. Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Bölüm Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Yeşim Tanrı Vermiş ve Türkiye Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği Başkanı Encan Aydoğdu bizlerle birlikte. Öncelikle iyi haftalar dileyerek başlayalım. Yeşim Hanım, şimdi ben gayrimenkulün tanımına girerek başlamak istiyorum. Özellikle gayrimenkul değerleme neden yapılır, neden ihtiyaç duyulur, değerlemede hangi kriterler baz alınıyor, ne dersiniz? Merhaba, ben de herkese iyi haftalar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii değerleme bir varlığın alım satımı, geliri, faydasının tespit edilmesi işi diyebiliriz aslında. Çok temel olarak basit anlamda bunu söyleyebiliriz. Alıcının ve satıcının tabii ki bir fikir sahibi olduğu bir gayrimenkul için fikir sahibi olduğu bir değer olsa bile bunun bir profesyonel anlamda yapılmasına ihtiyaç var. Ki burada zaten lisanslı değerleme uzmanlarının önemi dikkati çekiyor. Sadece 2019 yılında mesela baktığımızda değerleme o kadar önemli ki sektörde hemen hemen bütün gayrimenkullerin analizinde, alım satım işlemlerinde, proje geliştirmede, kat irtifakının, kat mülkiyetinin tespitinde, orada değerlerin tespitinde, özellikle kamulaştırma işlemlerinde değerleme raporlarına ihtiyaç duyuyoruz. Zaten veriler de bunu gösteriyor. 2019 yılının ilk çeyreğine baktığınızda ortaya çıkan değerleme raporu sayısı yaklaşık 208 bin civarında. 2020'de ilk çeyrekte içinde bulunduğumuz durumlar da dikkate alınmasına rağmen 347 bin civarında bir değerleme raporu ortaya çıktığını söylüyoruz. Aynı şeyler taşınırlar için de geçerli tabii. Zaten taşınırların ticari işletmelerde rehni için böyle bir düzenleme de yapıldı. Tabii burada şu var değerleme sektör anlamında çok önemli ve ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor ama bunun daha çok lisanslı değerleme uzmanlarınca yapılmasına, bu alanda uzmanlaşmaya, bir veri bankasının, belki onu da tartışacağız sizinle, ve teknolojiden çok daha iyi yararlanılarak değerleme yapılmasına ihtiyaç var. Peki Encan Bey, bu noktada size de dönmek istiyorum. Neden değerleme yapılıyor ve özellikle piyasa değeriyle satış değeri arasında Türkiye'de ne kadarlık bir makas var? Bu pandemi döneminde ve pandemi sürecinde özellikle iç talebi canlandırma adına getirilen konut kredi faiz oranlarındaki indirim satış fiyatlarını kuşkusuz yukarı çekti. Bu oran nasıl etkilendi? Anladım. Şöyle değerleme tanımından aslında çok kısa bahsedelim. Değerleme şu: bir alıcıyla bir satıcının buluştuğunda ortalama bazda aldıkları bir satış değeri değerleme. Ama az önce belirttiğiniz gibi her alıcı ve her satıcı değişimi olduğunda o gayrimenkule ihtiyaç da doğru orantılı değişeceği için değerlemede bu sefer rakam, bizim bulaştığımız rakamlar market değeri rakamları oluyor. Yani pazar değeri rakamları oluyor. Bir örnekle açıklayalım daha açıklanması için. A şahsı B şahsının gayrimenkulünü alıyor. Yani Ahmet Bey, Mehmet Bey'in gayrimenkulünü alıyor. Ahmet Bey'in o gayrimenkulü alırken çok ihtiyacı yok ama Mehmet Bey'in ödemeleri olduğu için ihtiyacı var. Mehmet Bey o gayrimenkulü belki de market değerinin biraz altına satabiliyor. Ama Ahmet Bey'e geçtikten sonra Ahmet Bey bunu, ihtiyacı daha az olduğu için, daha yüksek rakamdan market değerinin üzerinden pazarlamak istiyor. Ve burada her A şahsından B şahsına geçişte buradaki iki alıcının değeri farklı olabiliyor. Değerleme uzmanlarının bulduğu değer aslında ortalamada piyasanın ve pazarın oluşturmuş olduğu değer. Ve bu değer birçok değişkenle, birçok sabit verilerle oluşturuluyor. Biz değerleme raporlarında ortalama 500 tane veri giriyoruz. Bu 500 verinin sadece 4 tanesi değer. Kalan 490 küsur değer veri doğru olan rakamı, doğru değeri, market değerini bulmak üzere giriliyor. Evet, dediğiniz gibi Haziran'ın ilk haftasının ikinci haftasından sonra ciddi bir faiz indirimi, Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli, en büyük konut satış rakamlarına ulaşmak için ciddi bir faiz indirimi oldu. Ben de birkaç rakam vereyim dikkat çekmek için. Lütfen. Bizim
Ortalama ipotekli konut satışımız, ülkemizin ortalama ipotekli konut satışı 25 ila 30 bin arasında gerçekleşir. En yüksek gördüğümüz ipotekli konut satış rakamı 2019'un Aralık ayında olmuştu. Orada bir Türkiye tarihi rekoru kırılmıştı. Orada 50 bin bandını ilk defa geçmiştik ipotekli konut satışlarında. Hatta toplam konut satışlarında da, yani toplam konutların birinci el, ikinci el, bütün konut satışlarının el değiştirmesinde de 200 bin bandını ilk defa geçirmişti. Haziran ayı itibariyle, yani ikinci hafta itibariyle oluşan faiz indirimiyle beraber şu anda ipotekli konut satış rakamı 100 binin üzerine geçmek üzere. Bu 29'u itibariyle şu an hala devam ediyor tabi Haziran ayı. Veriler elimize gelmedi. 100 binin üzerine geçmek üzere tahmin ediyoruz toplam konut satışı da Aralık ayında 200 bin rakamını geçecektir. İlginç bir ay geçiriyoruz bu hızlı anlamında. Peki bu dönem özellikle kredi faiz oranlarındaki düşüşle bağlı satışlardaki artış değerleme uzmanlarına olan talebi de arttırdı. Kimi bankalarda değerlemecilerin yetişemediği yönünde eleştiriler de var. Şunu sormak istiyorum. Bu dönemde satış sürecini etkiledi mi olumsuz? Yani şöyle, satış sürecini olumsuz etkiledi olarak öyle bir yoğunluk var ki aslında satış sürecini olumsuz etkiledi dememek lazım. Şu anda hem bu Tapkadastro Genel Müdürlüğü'nün serverları, hem finans kuruluşlarının serverları, hem bizim yazılım kullandığımız şirketlerin serverları, herkes ciddi bir yoğunluk sebebiyle ciddi bir tıkanma yaşıyor maalesef. Ama şöyle söyleyeyim, bizim değerleme uzmanları tarafında bu bireysel anlamda pek bir tıkanma yok. Yani bizim uzmanlarımız buradan başarıyla çıkıyorlar. Bütün olumsuzluklara rağmen, bütün yüklenmelere rağmen şu anda bizim tarafımızda bir tıkanma yok. Ama ister istemez böyle bir yoğunluk, tekrar az önceki verileri söyledim. Ortalama 20-30 bin ipotek konut satışı varken şu an 100 binin üzerine geçti. Yani bu zaten beklenen bir rakam olmadığı için ister istemez bir yoğunluk oluştu. Bu sadece bunun bu sadece ayağında yok. Bankadan kredi kullanırken de var. Tapuda satış yaparken de var. İster istemez tıkanma olduğu için serverlarda ister istemez değerleme kısmında da var. Ama şunu söyleyeyim, değerleme uzmanları bu süreçten 7/24 çalışarak vatandaşların bunu ulaşması, yani krediye ulaşması konusunda inanılmaz özveriyle çalışıyorlar. Evet, ilerleyen dakikalarda ne kadar rapor üretildi bunları soracağım. Satışa etkisini ve fiyat özelinde de merak ediyorum ama Yeşim Hanım'a dönmek istiyorum. Yeşim Hanım, pandemi döneminde süreç nasıl etkilendi? Değerlemeciler sahaya inebildiler mi? İnceleme yapabildiler mi? Bu süreci nasıl yönettiler? Aslında Hande Hanım, yani bu pandemi süreci biraz önce Encan Bey'in de söylediği gibi rakamlara baktığınızda pandemiye kadar, yani Ocak-Şubat aylarında yaklaşık toplamda, yani bu sadece konut olarak diye değil, gayrimenkul işlemleri olarak baktığınızda 200 bine yakın bir satış rakamlarını görüyoruz yaklaşık. Mart'ta bu pandeminin ilk başladığı zaman bu yaklaşık yarı yarıya düşüyor. Nisan'da 40 binler civarında, Mayıs ayında 46 binde. Sonra faiz oranlarının düşmesiyle, biraz da bu pandeminin etkisiyle, belki de bu işte tedbirlerin bir şekilde insanların daha normale dönme süreciyle birlikte bu rakamlarda bir anda 150 bin lira, ki daha da dönem tamamlanmadı Encan Bey'in söylediği gibi, rakam çıkıyor. Şimdi bu süreçte tabii sektör etkilenmedi demek mümkün değil. Çünkü bir anda bir durağanlık oldu ama şimdi tekrar sahaya çıkma ile ilgili bir sıkıntımız yok. Belli tedbirleri alarak uzmanların sahada en etkin şekilde çalıştığını görüyoruz. Şimdi pandemi süreci açısından baktığınızda talep de, tercihler de değişti. Aslında pandemi sürecinin biraz o yönde bakmak lazım. Bundan sonra evet, sadece konut faiz oranı düşmesiyle konut talebi arttı ama tercihler de değişti. Bundan sonraki süreçte mesela şunu söyleyebiliriz: AVM'lere, ticari taşınmazlara olan talepler ve onların yeni konseptleri değişecek. Mesela artık bahçeli evler arayacağız belki. İşte daha sıfır temasa yakın yaşam alanlarına dönüşeceğiz. Dolayısıyla bu alana döndüğümüzde de o zaman ne olacak? Sektördeki değerleme uzmanlarının işleri de biraz daha çeşitlenmiş olacak. Tabii sahaya çıkmakta, sahada sıkıntılar yaşandı. Orada da dijitalleşmenin önemini görüyoruz. Her ne kadar Tapukadastro Genel Müdürlüğü bu anlamda önemli adımlar atmış olsa bile belediyeler
de işte bazı verilerin dijital olarak tutulunmaması, dolayısıyla o veriye ulaşmakta zorluklar yaşandı mı? Yaşandı, evet. Ama tabii bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de böyle bir hazırlığımız yoktu. Burada tabii dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Verilerin dijital ortamda tutulması, değerleme uzmanına hem zaman bakımından hem de içinde bulunduğumuz koşullara dikkate aldığınızda sağlıkları ve daha korunaklı bir anlamda rapor üretmesini sağlayacak diyebiliriz. Peki Yeşim Hanım, farklı amaçlar için farklı değerleme yöntemleri, modelleri kullanıyor musunuz? Dijitalleşmeden de bahsetmişken biraz ona da girelim mi? Tabii. Şimdi biraz önce siz şey demiştiniz, satış ve piyasa değeri arasındaki aslında fark neden? Hani neden bu makas açılıyor? Evet. Aslında oradan başlamak lazım burada. Alıcı ve satıcı arasında, alıcı ve satıcı tabii ki düşük değer göstermek istiyor. Neden? Harç bedeninden kaçınmaya çalışıyor. Biz de dolayısıyla servetin gerçek değerini bulma şansına sahip olamıyoruz. Emsal de bulamıyoruz. Değerleme uzmanları olarak sahada emsal de bulmakta zorlanıyoruz bu yüzden. O yüzden amaca göre değerleme yapılması lazım. Tabii bunlar o makasın açılmasına neden oluyor. Tabii verilerin tabii dijitalleşmeyle de ilişkili olarak, sağlıklı tutulmamasıyla da ilişkili bu. Belli nedenlerini hep tartışıyoruz. Biz amaca göre değerleme yapıyoruz. Şimdi Türkiye geneline baktığınızda daha çok gelir yöntemi, piyasa yöntemi ve maliyet yöntemini kullanıyoruz ama bu tek başına bizim genelleme yapıp kullandığımız yöntemler. Ama aslında gayrimenkul proje geliştirme işlemlerinde geliştirme analizi, kalıntı değer yöntemi, işte yapay sinir ağları yöntemi, bu dijitalleşmeyle de bunları çok kullanacağız. Hedonik modelleme gibi daha karma, daha geniş kapsamlı, daha matematiksel modellerin kullanıldığı değerleme işlemleri yapmamız gerekecek. Analizleri bunların üzerinden yapmamız lazım. Ama tabii burada da yine şunu tartışmak lazım. Veri ne olacak? Kaliteli veri, doğru veriyi nerede tutacağız? Veri analizini iyi yapmak lazım ki bu yöntemleri etkin kullanabilelim. Evet, Encan Bey, bu noktada dijitalleşmeye soracağım ama yeniden konut kredi faiz oranlarındaki indirimin kuşkusuz sektörde de sizin de beklentiniz dahilinde en iyi Haziran rakamlarına ulaşması bekleniyor. Ancak bu fiyatları da yukarı çekti. Siz değerleme birliği olarak kuşkusuz Türkiye'nin birçok ilinde her noktasında değerleme yapıyorsunuz. Mevcutta da hali hazırda. Peki Haziran ayı genelinde fiyatlarda genel ortalama ne kadarlık bir yukarı yönlü hareket oldu konut kredi faiz oranlarındaki indirimin ardında? Şu anda onu tam olarak saptamamızın maalesef imkanı yok. Yani daha şu anda çünkü Haziran verilerini alamadık. Haziran'ın ikinci haftasından itibaren başladı bu kampanya. Şu an onun için bir rakam söylememiz pek mümkün değil. Ama şöyle söyleyeyim, birinci el konutlarda bu rakam yaklaşık %20'ye yaklaştı. İkinci el konutlarda da %10 civarında. Biz kendimiz de tabii değerleme işin yaptığımız için kendi gözlemimiz bu. Ama genel bir gözlem şu an için yok. Ama dediğim gibi tahmini bir yerde %20'ye yakın bir değer artışı gözlemlendi. Bu da aslında şunu ortaya çıkardı. Az önce hocamız da anlattı bu konuda. Her ne kadar dijitalleşmeden ve her işte big data'dan bahsetsek de işte ortaya bir dijital marketing koysak da maalesef mesela bu ani reflekslerde her zaman bir uzman görüşünün gerekli olduğunun da altına çizildi. Çünkü ülkemizde biliyorsunuz hem gayrimenkul piyasası hem finans piyasası dalgalı bir piyasa, öyle çok duran bir piyasa değil. Onun için de sonuçta değerleme uzmanının ve değerleme şirketlerinin burada son noktayı koymalarının gerekliliği ortaya çıktı. Biz şu anda değişen piyasa değerlerini baz alarak değerleme yapıyoruz. Ama arz azalmaya devam ettikçe şu anda gördüğümüz o, talep de bu faiz oranlarıyla beraber artmaya devam ediyor. Ve rakamlar bu şekilde devam ederse gittikçe yukarı doğru ilerler. Evet, dolayısıyla zaten arzın azaldığı, stokların azaldığı, talebin arttığı noktada fiyatlar yukarı gidecektir. Ancak faiz indirimi de bunu tetikledi. Bu noktada değerleme uzmanlarının daha çok önemi çıktı. Çünkü alacağınız bir gayrimenkulün gerek konut, gerek ticari, gerek arsa tarafında gerçek değerini görmek isteyeceksiniz. Yoksa orada bir balon mu oluştu bu dönemde? Kuşkusuz vatandaşların da akıllarındaki en önemli konulardan biri.
faiz indiriminin ardından oluşan değerler ne kadar gerçek satış değerini yansıtıyor. Peki Encan Bey, şunu da sorayım. Dijitalleşme demişken Türk gayrimenkul sektörü ne kadar bu teknoloji? Çünkü bu işin en önemli kısmı da şeffaflık. Şeffaflığın sağlanması da teknoloji ve dijitalleşmeyle sağlanabilir. Peki sektör bunu ne kadar uygulayabiliyor ve değerleme anlamında ne gibi fayda sağlayacaktır? Biz Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği olarak yaklaşık bir yıldır yeni yönetimde görevdeyiz. Üç büyük yazılım yapıyoruz. Türkiye'de gayrimenkul sektörünün belki de gayrimenkul sektörünün de bakışın tamamen değişeceği ve şeffaflaşacağı üç ayrı yazılım hazırlıyoruz. Biri bizim birliğimizle alakalı, birlik üyelerimizle alakalı ama diğer ikisi tüm gayrimenkul sektörünü ilgilendirecek bir yazılımlar. Burada şunu amaçlıyoruz bu iki yazılımla. Türkiye'de gayrimenkul değerlerinin de gayrimenkul rakamlarının şeffaflanabileceği, taşınmaz değerleme sistemi dediğimiz taşınmaz değerleme modelinin, yani Türkiye'de alım satımların gerçek değerler üzerinden üretilebileceği sistemler çalışıyoruz, yani yazılımlar çalışıyoruz. Bunlar olduğunda zaten Türkiye'de gayrimenkule bakış çok değişecek. Çünkü şöyle, Türkiye'de gayrimenkule bir kesim sadece oturma maksadıyla bakıyor, yatırım maksadıyla bakmıyor. Bazı kesimlerde eski gelenekselci yapıyla hem oturma hem yatırım amacıyla bakıyor. Ama şeffaflaşan bir pazarda gayrimenkule bakış çok son derece artacaktır. Daha olumlu yönde artacaktır. Ve bunu bir şekilde bu yazılımlarla beraber hazırlamayı düşünüyoruz. Türkiye'nin en büyük gayrimenkul bilgi veri havuzu bizim elimizde. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nde. Aslında sadece gayrimenkul de yok bunun içinde. Biz makine değerlemesi yapıyoruz. Başka tip değerleme, hak değerlemeleri yapıyoruz. Sinayi hakların değerlemesini yapıyoruz gibi çok farklı değerlemeler de yapıyoruz. Yakın zamanda hazırladığımız çalışmalar var. İşte marka değerlemesi, şirket değerlemeleri gibi bunların altını oluşturabilecek değerleme metotları da hazırlıyoruz. Çünkü dediğim gibi biz değerleme uzmanları birliğiyiz. Şirketlerimiz de makine değerleme başta olmak üzere farklı alanlarda değerleme yapıyor. Bu havuzu şu anda biz kendimiz Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği bünyesinde topluyoruz. Yakın zamanda piyasanın şeffaflaşabilmesi için ve gayrimenkule ilginin artması için bu dataları, az önce sizin söylediğiniz gibi bu dijitalleşme verilerini bir şekilde depolayıp kamuoyunun bilgisine sunmaya çalışacağız. Peki kısaca şunu da sorayım. Sahada yeterli değerlemeci var mı, mevcut mu Encan Bey? Yani bu süreç olağanüstü bir süreç. Bu süreç için söylerseniz sahada yeterli değerleme uzmanı şu süreç için biraz yok gibi gözüküyor ama mesela ben size ortalama rakamları söyleyeyim tekrar burada. Değerleme rakamlarını söyleyeyim. Bizim de 2019 Aralık nasıl satışlarda en üst düzeyse aynı şekilde 2019 Aralık değerleme tarihinin de en yüksek rakamı olmuştu. 128 bini geçmiştik değerleme rakamı, toplam yapılan değerleme raporunda. Ama normalde bizim değerleme seyrimiz 70-80 bin civarında. Bu ay büyük ihtimalle 170-180 bin bandına geleceğiz. Belki 200 bini zorlayabiliriz. Rakamlar geldiği zaman göreceğiz onu. Evet. Çünkü sadece konut değerleme rakamları, yani konut kredilerinde değerleme yapmıyoruz. Hem bankalara başka alanlarda ticari krediler için değerleme yapıyoruz. Hem özel işlerimiz var. Hem yabancı satışlarda biliyorsunuz değerleme raporu zorunlu hale geldi. Orada var. Hem de kendimiz özel sektöre, özel piyasalara değerleme raporları üretiyoruz. Yani toplamda aslında 70-80 bin rakamını karşılayacak değerleme uzmanımız var. Ama rakam bir anda 3 kata yakın çıkarsa değerleme uzmanı sayısının şu an için yeterli olmadığını görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum katlarınızdan dolayı. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Başkanı Encan Aydoğdu ve Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Bölüm Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Yeşim Tanrı vermiş ediyor. Ve böylelikle bir gayrimenkul vizyonu daha bugünlük burada noktalarken saat 14'te yeniden sizlerle birlikte olacağız. Ama öncesinde sizlerden gelecek olan izleyici sorularımızla devam ediyoruz. İlk izleyicimiz İstanbul'dan Mustafa Bey, Gazi Osman Paşa Merkez Mahallesi 1776 ada 6. parselde bulunan evinin yakınlarında yapılacak olan raylı ulaşım sistemi değerlemeyi nasıl etkileyecektir demiş. Gayrimenkul analistimiz Şevki Çatladı şimdi yanıtlıyor olacak. Evet, hemen Mustafa Bey'in sorusunu cevaplandıralım. Bölgeye gidelim. İstanbul, Gazi Osman Paşa'ya doğru ilerledik. Evet, son 12 aylık ve son 6 aylık değer değişim haritasına baktığımız zaman bölgedeki metrekare birim fiyatları genelde durağan seviyede gözükmekte. Biraz daha yakınlaşalım bölgeye.
Ve evet, yakınlaştığımız zaman bölgenin bazı alanlarında metrekare birim fiyatlarının yükselişte olduğunu burada görüntülüyorum. Yeşil renk tona hakim bakın. Etrafında çeperlerinde rally sistem ağından bahsetmiştik. Hemen plan tadilatlarını açalım. Evet, şimdi sizin bulunduğunuz parselin doğu tarafında bir metro hattının aslında bağlantı güzergahının olduğunu burada gözlemliyorum. Hemen batı tarafındaysa bir ticari alan var. Bunu hemen belirtelim. Peki nasıl etkilemiş değere bu projeler? Evet, metro hattının gelmesi aslında ve ticari alanın arasında bulunması yeşil renk tonunun hakim olduğunu tekrar belirtelim. Metrekare birim fiyatlarını olumlu etkilemiş. Yukarıya doğru hemen eğilim gösterdiğini söyleyelim. Ve biraz daha detaylı inceleyelim bölgeyi. Finansal olarak da bir bakalım. Arzlarda bir düşüş var. Fiyatlarda ise bir yükseliş olduğunu buradan hemen belirtelim. Konut ve 6 aylık finansal tablolara göre 3.464 TL seviyesinde olduğunu buradan gözlemliyorum. Metrekare birim fiyatlarının. Hemen segmente baktığımda ise 2000 ile 4000 TL bandında ciddi bir yoğunluk var. Ama 8237 TL seviyesine kadar da çıkabilmekte bölgedeki fiyatlar. Bunu da hemen ekleyelim. Evet, il değerine göre kıyasladığımızda aslında %39 oranına daha düşük bölgedeki metrekare birim fiyatları. İlçe değerine göre baktığımız zaman ise ilçenin genel karakteristik özelliklerini yansıttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve mahalleye göre ise %20 oranında daha yüksek olduğunu hemen ekleyelim. Ve evet, yatırım puanı yine en merak edilen sorulardan bir tanesi. 100 üzerinden 62 puan aldığını hemen belirtelim. Değer, ulaşım, projeler, plan, arz, talep durumuna göre. Hemen gerçekleşen işlemlere de bakıyorum. Türkiye'nin aslında İstanbul'un da en yoğun işlem gerçekleşen bölgelerinden bir tanesinde kaldığını, bakın burada yüksek işlem gerçekleşen bölgelerde olduğunu da hemen söyleyelim. Ve evet, izahname raporunu ben Mustafa Bey'e yönlendiriyorum. Kendisine sağlıklı günler dileriz. Ve bölgedeki yerel ağ uzmanlarımızdan bir tanesine de kendisine hemen yine yönlendiriyorum. Daha detaylı ve kapsamlı bilgileri de kendilerinden alabilirler. Teşekkür ediyoruz Şevki Çatlı'ya ve son izleyicimizin sorusunu yanıtlayarak da gayrimenkul vizyonunu bugünlük burada noktalayacağız. İzleyicimiz Merve Hanım, Bodrum Muğla'da Karakaya 410. ada 1. parselde bulunan yazlığını satmak istiyor. Gayrimenkulüyle ilgili bir değerleme ister diyor. Böylelikle yayına bugünlük burada noktalıyoruz. Evet, hemen Merve Hanım'ın sorusunu bir de cevaplandıralım. Bodrum'a doğru gidelim. Tabii Çeşme, Bodrum bu ara en fazla soru aldığımız bölgelerden bir tanesi. Ve evet, şimdi Bodrum'un aslında batı çanağına baktığımız zaman gayrimenkul metrekare birim fiyatlarının yükselişte olduğunu buradan gözlemliyorum. Ve hemen yakınlaşalım bölgeye. Evet, Gaboras Semi burada bana bir uyarı verdi. Bölgenin 3. derece doğal sit alanında olduğunu söyledi. Bunun bilgisini hemen verelim Merve Hanım'a. Finansal olarak incelediğimizde ise bölgeyi, arzlarda bir düşüş yaşandığını, fiyatlarda ise bir yükseliş olduğunu buradan gözlemliyorum. Son 6 aylık konut piyasasına baktığımız zaman ve evet, 5.495 TL seviyesine ortalama metrekare birim fiyatların olduğunu hemen belirtelim. Segment olarak bakacak olursak da metrekare birim fiyatlarının aslında 20.000 TL'lerin üzerine çıkan bölgelerde olduğunu hemen ekleyebiliriz. Bölgede genelde sitelerin olduğunu gözlemlemiştik. Son 2 yıla baktığımız zamanda ise %10'luk bir artış var bölgede. Son 2 yıllık fiyat değişimlerini incelediğimizde ile göre kıyaslama yaptığımızda %7.69 oranı daha düşük fiyatlar. İlçeye göre %39, mahalleye göre ise %26 oranında metrekare birim fiyatlarının bölgede daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yani bölgenin en değerli alanlarından bir tanesinde değil. Yatırım puanı, bakın burası çok önemli. Yatırım puanı 100 üzerinden 93 puan almış. Çok iyi bir yatırım puanına sahip. Değer, ulaşım, projeler, plan ve arz talep durumuna göre. Ve hemen gerçekleşen işlemlere bir göz atıyoruz. Yakınlaştığımız zaman orta seviyede bir gerçekleşen işlem hareketliliği var bölgede. Ama Bodrum'a göre kıyasladığımızda orta üst seviyelerde de diyebiliriz. Hemen Merve Hanım'ın izahname raporunu yönlendiriyorum. Kendisine sağlıklı günler dileriz.